Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ebediyete intikal edenlere Allah rahmet eylesin diyorum. Önlerine saygıyla eğiliyorum, başta Atatürk olmak üzere. Emekli ve emekçi kesim olarak bunlara inanmıyoruz ve bu söylemlere karnımız toktur. Diğer taraftan halka kemer sıkma önerileri yapılırken saray ve çevresindeki ihtişamlı yaşamını her alanda sürdürmekte, yeni VIP uçaklar almakta, kokteyllerinde ismi de dahi bilmediğimiz ejder meyveleriyle partiler düzenlenmekte, tüm kamu kaynaklarının toplandığı varlık fonuna Cumhurbaşkanı kendince atanmakta, yardımcılığına da damadı getirilmektedir. Olmasını Afrika'da bile yoktur. Başlamak lazım. Ve bir an önce bunların durdurulması gerektiğini anlamaları gerekir. Saray, burası Türkiye'dir deyip AVM'lerin kiralarını TL'ye çevirmesini isterken yabancı firmalarla köprü, havaalanı, şehir hastaneleri ve başka büyük yatırımlar garanti kotasıyla döviz üzerinde olduğu halde yabancı firmalara bu konuda en ufak bir uyarı bile yapılmamaktadır. Dövizlerin kimlere ve ne kadar satıldığı konusunda herhangi bir açıklama bugüne kadar yapılamadı. Ayrıca bu kriz döneminde milyon seviyesinde hangi firma ve kişiler döviz almış açıklanması gereken karanlık noktalardır. Adalet bir gün herkese lazım olur. 24 Haziran seçimlerinden sonra tek adam yönetimi hayatın her alanına müdahale etmekte ve AKP kadroları ve dinci cemaatler kamu kurum ve kuruluşların savaş ganimetiymiş gibi parsellenmekte, kamu taşınmazlarını kamu yararına dernek vakıflardır bahanesiyle 49 yıllığına kiraya vermektedirler. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nda eğitim tamamen bu cemaatlere bırakılmış durumdadır. Sırf öğrenciler imam hatiplere kaydolsun diye olmadık yöntem ve numaralar çevrilmektedir. Yılbaşından bu yana TL'nin dolar karşısındaki kaybı %61 civarındadır. Yıl sonuna kadar nerede duracağı da belli değildir. Şu anda resmi enflasyon %24 civarındadır. Ama mutfaktaki enflasyon %40, %50 civarındadır. Ücretlerimiz günden güne erimektedir. Ağustos 2018 tarihi itibariyle açlık sınırı 1812 TL, yoksulluk sınırı 6050 TL. Tek kişinin geçimi için 2225 TL gerekmektedir. Bu tabloda da görüleceği gibi 13 milyon emeklinin tamamına yakını ve askeri ücret alanların tamamı açlık sınırının altındadır. Bu şartlar altında yaşamını ikame etmeye çalışan insanlar sorunların altında ezilmekte ve çareyi kendini yakmakta ve intihar etmekte. Yani bir gün önce çocuğu kıyafet dediğine okuma anlamayan Baba İsmail Devrim'in intiharı gibi. 2017 yılında gerçekleşen 3069 intihardan 223'ünün geçim sıkıntısından kaynaklandığı görülmüştür. 154 iş yeri kapanmıştır. 8 ayda kapanan iş yeri sayısı ise 15 yılın en yüksek enflasyonuna karşı eriyen ücretlerdeki fark acilen telafi edilmeli. Vergideki adaletsizlik giderilmeli. Partili yandaş patronların ana parasını ve vergi borcunu sıfırlayan kararlar derhal iptal edilmeli. Ülke kömüründe, tarlalarında, okullarında, ormanlarında, her şartlar altında tüm emek ve demokrasi güçlerini krizi yaratanların